Merkezi Müdürlüğü gözünü tertip ettiği Arsuz'un neslinden Arsuz'un neslinden adlı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık silkin de muhitindeki zulmetleri yak yık. Bir baksana, gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. Ey cemaat, yeter Allah için olsun uyan. Sesi pek müthiş öter sonra kulaklarda çanın. Hüsrana rıza verme, çalış azmi bırakma. Kendin yanacaksan bile evladını yakma. Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Ayıp dilencilik, işlerken el, yürürken ayak. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Çünkü milletlerin ikbali için evladım, marifet bir de fazilet, iki kudret lazım. Muallimim diyen olmak gerektir imanlı, edepli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı. Oku şayet sana bir hisli yürek lazımsa, oku zira onu yazdım, iki söz yazdımsa. Ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına, ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. En büyük düşmanıdır ruh-u nebi tefrikanın. Adı bassın onu İslam'a sokan kaltabanın. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Sen bendesin efrat. Aradan vahdeti kaldır, milletler için kıyamet işte o zamandır. Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır. Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar. Akif'in safahatından derlediğimiz bu beyitlerden sonra sözü konuşmacımıza bırakmak istiyorum. Konuşmacımız Mehmet Özger, 1977 yılında Adıyaman'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da tamamladıktan sonra 1997 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden 2001 yılında mezun oldu. 2005 yılında İnönü Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2010 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda 12 Eylül romanlarında Bellek, Özne ve İktidar başlıklı doktora teziyle doktor unvanını aldı. 2000 yılından sonra başta 7 İklim Dergisi olmak üzere çeşitli dergilerde yazı ve şiirler yayınlandı. Bingöl Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Eserleri Türk romanında 12 Eylül 2012 inceleme. Ali Haydar Haksal öykücülüğü ve romancılığı 2015 inceleme. Sezai Karakoç'ta varlığa bakış 2019 inceleme. Muhtasar Cinnet Risalesi 2013 şiir. Defakto Ölümler 2016 şiir. Bunların dışında 15 civarında kitap bölümü ve 60 civarında da çeşitli dergilerde yayınlanmış makale ve yazıları mevcuttur.
Şimdi konuşmacılarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun sayın. Kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler, size hoş geldiniz. Atalarımız demişler ki evvel selam, bahvel kelam, hepinizi selamlıyorum. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Yaklaşık 5 yıl önce buradan ayrıldım. Çünkü daha önce burada 4 yıl kadar çalıştım. Tabii kendi çalıştığım kuruma sonradan gelmek ayrı bir mutluluk, ayrı bir güzellik. Hayatın anlamına dair yeniden bir sorgulamaya girişmenize vesile oluyor. Bu dünyada varoluşumuzu anlamak üzerine bir uğraş veriyoruz. Varoluşumuzu anlamak üzerine, evet. Yani bu dünyaya neden geldik, nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Bunlar önemli. Hayatımızdaki her iz de bize bu varoluşumuzu anlamlandırmak için bir işaret gönderiyor. Mehmet Akif konuşmasının programın şöyle bir geçmişi oldu. Hasan Hoca beni aramış, ben farkında değildim, uyuyordum. Yalçın Bey'i aramış, uyuyor demiş. Yalçın Hoca da programlı uyuduğunu anlamış. Oysa ben uyuyordum gerçekten. Böyle bir şey olmuş. Demek ki hayatımızı anlamlandırmaya çalışırken sadece kendi irademiz, isteklerimiz değil, kaderin de bizi bir yerlere gönderdiğini düşünmemizde fayda var. Bazı adamlar vardır. Bu adamlar aslında sadece kendi hayatını yaşamazlar. Bazen dönemi yaşarlar. Bazen dönemin ruhunu verirler. Mehmet Akif yaşadığı dönemin ruhunu temsil ettiği için önemlidir. Mesela bugün içinde yaşadığımız dönemde dönemin ruhunu temsil eden başka adamlar da var. Ben Sezai Karabuç bu açıdan çok önemsedim. Çağ bazen içine bazı insanlara döker. Herkese dökmez. Neden? Çünkü çağın da içine dökebilmesi için sizin ona hazır olmanız lazım. Akif neden önemlidir? Akif son yüzyılın ziplenmiş halidir gerçekten. Şimdi elinde bir kitap var, Safahat. Safahat biliyorsunuz safha safha dönem dönem demektir. Neyin dönemleri diye baktığımız zaman Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş dönemlerini tek tek ele alır. Bu açıdan Safahat'ı okumak ama sadece bir şiir olarak değil, belki tarihsel bir metin olarak, belki kendi geçmişimiz olarak bakmak gerekiyor. Benim Safahat'la ilgili şöyle bir anım da oldu Muş'ta iken, birkaç güzel insanla Safahat'ı baştan sona bir grupla burada okuduk. Ve okuduğumuzda Mehmet Akif'in aslında ne olduğunu, ne demek istediğini çok daha iyi anlamış olduk. Parça parça okumak,
istiyorum biyografisinden. Biyografinin, biyografi bazen çok önemsiz geliyor bize. Bazen de biyografi çok hayati huzurlar taşıyor. Mesela Mehmet Akif aslen Arnavut'tur. Şimdi bazen şöyle tartışmalar oluyor. Ya işte İstiklal Marşı'nda orada bir ırkıma kelimesi var diye sorular geliyor. Ya adamın ırkı ne olacak ki? Zaten adam Arnavut. Öyleyse zaten meseleye öyle bakmıyor. Yani ayrıntı dediğiniz şeyler bazen ayrıntı olmaktan çıkıp esas meseleye dahil olmak zorunda kalıyor. Mehmet Akif'in babası Arnavutluk'tan gelmiş bir alim, İpekli Tahir Efendi ismi. Temiz Tahir Efendi de diyorlar. Bakınız Tahir temiz demek zaten. Neden temiz? Çünkü adam o kadar temiz. Şimdi diyeceksiniz ki ya babasının Tahir olmasının Mehmet Akif'in ne etkisi var? Olmaz mı? Olmaz mı? Asıl çok önemli. İsmet Özel'in bir şiirinde şöyle bir ifade var. Ne fark eder diyorsunuz ya. Hacı tanesi, ay gözyaşı demiş. Ne fark eder demiştim, bilmeden farkı hiç istemiştim diyor. Ama şiirin erki bölümlerinde ne diyor? Anladım diyor, insanı insana Rab deden şey gözyaşıymış. Çiğ lambası değilmiş. Demek ki ayrıntı dediğimiz şeyler çok önemli. Asalet çok çok önemli. Fakat asaleti nerede anlıyorsunuz? İleriki yaşlarınızda anlıyorsunuz. Gençken asaletin ne demek olduğu sizin için çok da bir anlam ifade etmiyor. Akif 4 yaşına geldiği zaman Buhari Mektebi'ne gönderiliyor. İstanbul'da, Fatih'te. İlk okul tabiri caizse. Daha sonra Fatih Rüşdiyesi'ne gönderiliyor. Fatih Rüşdiyesi'ndeyken bakınız ilgi çekici bir mevzu var orada. 4 tane dilden bahsediyor. Ben dil anlamında çok iyi diyor. Arapça, Farsça, Fransızca, Türkçe. 4 tane dilde çok iyi diyor. Mithat Cemal diye bir adam var Mehmet Akif'in yakın arkadaşı. Mithat Cemal anılarında tabii Mehmet Akif Hoca diye göründüğü için anılarında anlatıyor. Ben diyor bir Fransızca kelime söyledim. Bak Fransızca biliyor muymuş? Tabii ileriki zamanlarda sonra çok büyük ayıp ettiğimi anladım. Çünkü diyor Mehmet Akif Fransızca romanları aslında rahatlıkla okuyabiliyordu. Kendi mahallesinde birisine şiirlerini götürüyor. Tabii bu şiirler değil. Mehmet Akif'in Sefahati değil o. Mehmet Akif Sefahati yazmadan önce defterler dolusu şiir yazmış. Birisini kaybetmiş, kaybettiği için o dönemde çok üzülmüş. Diğerlerini de kendi isteğiyle yakmış. Yani defterler dolusu belki 3 tane sefahat kadar şiir yazmış adam. Sonra onların büyük bölümünü yakmış. Yakma sebebi birisine gidiyor şiirden anlayana. Evladım diyor. Sen Fransızca biliyor musun? Çok değil diyor işte Aykut. O zaman diyor o şiirlerini götürüyor. Bugün Fransızca bilmeyen birisinin şiirle uğraşması hatadır diyor. Ve Akif bütün şiirlerini atıyor. Adeta şiire yeniden başlıyor. Biz bugünden baktığımız zaman hani bazı şeyleri anlayamayız diyorum ya. Mehmet Akif kimdir? Mehmet Akif Osmanlı bakiyesi, Osmanlı'dan kalan bir adam. 4 dilde rahatlıkla okuyup yazıyor. Biliyorsunuz sonra bir Kur'an tercümesi var Akif'in. Kur'an tercümesini de yapıyor aslında. 2 kere yapıyor, 3 kere yapıyor. Tercümeyi yapıp bitirmemiş diye bir şey var ama öyle değil. 1 kere yapıyor, 2 kere yapıyor, 3 kere yapıyor tercümeyi. Bitiriyor aslında. Fakat o zaman biliyorsunuz Türkçe ibadet, Türkçe yazan mevzularından dolayı tercümenin kötüye kullanılmasından korktuğu için yakılmasını tavsiye ediyor. Yoksa 1-2-3 kere tercüme yapmış, bitirmiş. Demek istediğim şu, Akif ortaokulda 3 dil. Farsçayı çok rahat okuyup yazabiliyor. Arapçayı çok rahat okuyup yazabiliyor. Aslında Arnavut Türkçeyi okuyup yazabiliyor. Fransızcayı da aynı şekilde
şekilde değil, Akif'in hayatı bize bir şeyler anlatıyor. Çünkü ben Yeni Türk Edebiyatı hocasıyım. Modern Türk şiirini üç adamın üzerinden başlatırım. Birisi Mehmet Akif, Yahya Kemal, Ahmet Ayşe. Bunlarla başlatırım modern Türk şiirini. Ondan sonra üzerine birinci yeni, ikinci yeni gelir, oturur. Başka bazı büyük şairleri oturturuz. Mehmet Akif, Fin şiirine baktığımızda Mehmet Akif'in hayatıyla şiir arasında bir fark göremezsiniz. İşte bu açıdan Mehmet Akif önemlidir. Bir insanın söyledikleriyle yaşantısı çok ayrı düşüyorsa sizde bir kıymeti olmaz. Hiçbir kıymeti olmaz. Mehmet Akif yaşadıklarıyla söyledikleri arasında böyle bir çizgi çizebileceğiniz adam değil. Yaşadıkları neyse söylediyordur. Neye inanıyorsa onu söylüyor. Nitekim Mehmet Akif, biyografiden devam edeceğim. Mehmet Akif Mülkiye'ye gidiyor Rüşkiye'den sonra. Mülkiye'de Mülkiye'yi okurken babası vefat ediyor. Sonra Baytar Mektebi'ne geçiyor. Halkalı Baytar Mektebi'ne geçiyor. Sebebi de şu, ora modern bir okul, orayı bitirenler de hemen iş bulabiliyorlar. Mülkiye'den sonra Osmanlı'nın değişik yerlerinde baytarlık yapıyor, çalışıyor. Bu çalışmasıyla ilgili de bir mevzu anlatmak istiyorum. Daha sonra memuriyeti bırakmak zorunda kalıyor, daha doğrusu bırakmıyor. Bırakmasının temel sebebi şu, baytarlık dairesinde kendisinin bir üstünde çalışan Abdullah Bey diye bir adam var. Abdullah Bey de Avrupa'da eğitim görmüş, ziraat alanında, baytarlık alanında eğitim görmüş, donanımlı birisi. Akif'in de pek sevdiği bir adam değil. Hatta bir gün ondan bir at almış. Atı dolu parayla sattığı adasında yıkçılız bir at çıkmış. Onunla ilgili Akif'in benzetmeleri var. Şu an aklıma gelmedi ama şöyle bir şey diyor, herhalde arpa yemeği üşeniyor gibi bir ifadesi var bu atla ilgili. Böyle bir adam Abdullah Efendi haksızlıkla Abdullah Efendi işinden alıyorlar. Mehmet Akif, bakınız haksızlık karşısındaki tavrı. İşini bırakıyor. Akif istifa ediyor. Neden? Kendisinden bir üst kademede olan amirini işten aldıkları için. Sevdiği bir adam mı? Hayır, sevdiği bir adam da değil. Hatta tabiri caizse adamı kandırmış yani. Buna rağmen Akif istifa ediyor. Akif memuriyetten istifa ettiği zaman Mithat Cemal'in bir anısı var bununla ilgili. Haftada bir gün, cuma günleri evlerine gidiyorum diyor Akif'e. Akif'in evine gidiyor. Akif'in evinde 3 tane, 4 tane fazla çocuk var. Bunlar kim diyor? Komşu çocuklar diyor. Sonraki hafta yine gidiyor. Kim komşu çocuklar? 3. hafta dayanamıyor. Ya her hafta komşu çocuklar olabilir mi diyor. Tabii o çocuklar bunlar komşu diye geliyorlar, ses çıkarıyorlar falan. Ya diyor, onlar diyor Hasan Efendi'nin çocuklar. Daha doğrusu benim çocuklarım. Onlar da benim çocuklarım. Ya diyor 3 haftada senin çocuklar 3 tane çocuk mu oldu diyor. O zaman Akif mevzuyu anlatıyor. Baytar Mektebi'ndeyken Hasan Efendi diye bir arkadaşı varmış. Hasan Efendi yaşça Akif'ten biraz daha büyük. Onunla bir söz vermişler birbirlerine. Gençlik çağında birbirlerine bir söz vermişler. Söz şu. Kim önce ölürse kalan ölenin çocukları.
ölmem lazım. Başkası değil. Akif böyle bir adam. Sözünde duran adam. Yine başka biriyle sözleşiyorlar. Adam diyor ki Akif böyle bir havada zaten gelmez. Akif gidiyor, evinde bulamıyor. Eşi komşuya gitti diyor. Tamam selam söyleyin diyor, çıkıp gidiyor. 6 ay konuşmuyor. Söz verdiniz mi? Söz vermezsiniz. Şimdi Akif'in o kemiklerini fosforlamaktan bahsettim ya. Günümüzde insanlar, günümüzde sadece Akif'ten bunu öğrenebilsek, sözünde durmayı öğrenebilsek bizim için yeterli. Sadece bu, fazlası değil. Şiiri değil, Kurtuluş Savaşı'ndaki görevi değil. Sadece sözünde dur. Etrafımıza bir bakalım, kaç insan sözünde dur. Dedim ya, eğer bugünü etkilemiyorsa Akif, geçmişteki bir figürmüş. Hiçbir anlamı yok. Evet Akif'te bunu öğrenmemiz lazım. Akif sözünde duran adamdır. Akif arkadaşına yapılan haksızlıktan dolayı istifa etti. Daha sonra Eşref Edip'le birlikte dergi çıkarıyorlar. Sırat-ı Müstakim'de yazıyor. Daha sonra Sevgili Reşat'ta yazıyor. Mesela Sevgili Reşat'ı İttihat ve Terakki Partisi kapatıyor. Talat Paşa çağırıyor. Diyor ki ya diyor biz diyor yapmıyoruz bunu. Yani kim yapıyor? Parti merkezinde diyor, parti merkezinde yukası şu Ziya Gökalp. Ziya Gökalp milliyetçi bir adam. Akif'le de arası iyiydi. Akif'le aralarında tartışmalar var. Hatta Akif ona doğrudan res çekiyor. Diyor ki eğer kendine güveniyorsan ekibini de al gel sonuna kadar tartışalım diyor. Fakat Ziya Gökalp'ten ses çıkmıyor. Fakat alt tarafta belden aşağı vuruyor yani. Seviyor'la Reşat'ı kapatıyorlar. Git Ziya Gökalp'le konuş diyor paşa. Bu ara önlerinde sefer tasında kuru fasulye var. Kuru fasulyeyi yiyor Akif. Diyor ki ben bu kuru fasulyeye kaşık salladıktan sonra hiç kimseye minnet etmem. Benim yiyeceğim kuru fasulye ise kimseye minnet etmem. Hakikaten de hayatı boyunca kimseye minnet etmemiş bir adam. Tabii bu beylik sözler şimdi yine İstiklal Marşı'nın kabulünde verilen parayı evet almamıştır. Gerçekten almamıştır o parayı. İhtiyacı olduğu halde almamıştır. Zaten mesele de bu değil. Sizin ihtiyacınız var ama almıyorsunuz. Neden almıyor peki? Çünkü memleket o kadar kötü durumda ki savaş geçirmiş. Memleketten bahsediyoruz. Savaş yaşamış. O askerin hangi durumlarda olduğunu çok iyi biliyor. Memleketin nasıl bir savaş verdiğini çok iyi biliyor. Eğer onu alırsam yetimin dulun, öksüzün hakkını almış olurum diye düşünüyor. Akif öyle zihniyetli bir adam. Fakat sonra ne oluyor? Ne oluyor? Akif milli mücadeleye katılıyor. Kim çağırıyor ki Akif milli mücadeleye? Elbette ki Ankara hükümeti çağırıyor. Bizzat Atatürk'ün emriyle, tabii o zaman Basroya'da kanun çıkmamış Mustafa Kemal'in emriyle Mehmet Akif milli mücadeleye katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya geçiyor. Yakınlarında bir ya da iki kişi haber veriyor. Birisi eniştesi, damadı Ömer Rıza Doğru. Bir de Eşref Edip yakın arkadaşı onların haberi var. Geçiyor Ankara'ya. Kim çağırıyor? Mustafa Kemal çağırıyor. Hangi sıfatla çağırıyor? Milli mücadelenin manevi cephesi diye çağırıyor. Aynen böyle çağırıyor. Bazen bazı yerlerde görüyorum şu ifadeyi. Milli mücadelenin manevi cephesi diye bir ifade. Bu ifadeyi Mehmet Akif'e yakıştıran, Mehmet Akif için söyleyen kişi Mustafa Kemal'in kendisidir. Bu isimle, bu görevle çağırıyor. Hakikaten de öyle oluyor. Mehmet Akif, Balıkesir'de yaptığı konuşmalar belli, Kastamonu'da yaptığı konuşmalar belli. Kastamonu'da Nasrullah Camii'nde yaptığı konuşma bir vaaz. Sevgili Reşat'ta yayınlanıyor. Sevgili Reşat'tan sonra Diyarbakır'daki bir askeri yapılanma onu o konuşmayı 5000 tane bastırıp işte Doğu coğrafyasında dağıtıyor. İşin tuhaf tarafı o vaazla ilgili yani Kastamonu'daki Nasrullah Paşa Camii'ndeki vaazla ilgili ilginç bir bilgi var. Bu vaazın Orta Asya'ya
Rusya. Tabii o zaman Sovyet Rusya. Engel oluyor, engel olmasının temel sebebi şu. Vaaz o kadar güçlü ki ve vaaz cihada çağırıyor. O kadar güçlü ki acaba Sovyetlerdeki Türkiye Cumhuriyetlerde etkili olup da bir isyan başlatabilir mi düşüncesini yapıyor. Ve tuhaf bir şekilde Sovyetlerde etkili olabilir diye yasaklanıyor o vaaz. Öyle bir adam. Şimdi Akif neyi sağlıyor? Halkın Kurtuluş Savaşı'na inanmasını sağlıyor. Halkın Kurtuluş Savaşı'na inanmasını sağlıyor. Sonuç? Sonuç şu. Kurtuluş Savaşı gerçekleşiyor. Bitiyor. Cumhuriyet kuruluyor. Fakat Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra tabii Mehmet Akif işte İstanbul Marşı'nda İstanbul Marşı'nı yazıyor. Veriyor. Para da almıyor. Milletvekili seçiliyor. Milletvekili bugünkü gibi bir seçimden daha çok o yerin yerlileri kendi aralarında bir isim önderlerden birisini seçiyorlar. Balıkesir Bilo'dan seçmişler, Burdur'dan seçmişler. Birkaç yerde Mehmet Akif isteniyor. Neden? Çünkü halk Mehmet Akif'e büyük bir sevgi duyuyor. Neden? Çünkü Mehmet Akif halkın içinde bir adam. Yaşadıkları neyse söyledikleri o, yazdığı neyse düşünüyor. Böyle bir adam. Cumhuriyet kurulduktan sonra evet milletvekilliği var ama Mehmet Akif bakıyor ki işler kendisinin beklediği gibi değil. Yeni kurulan Cumhuriyet Mehmet Akif'in inandığı değerleri öncelemiyor. Hal böyle olunca arada bir sıra gidip geliyor. Daha sonra da ölümünden 10,5 yıl kadar önce Mısır'a gidiyor. Mısır'da Abbas Halim Paşa'nın desteğini görüyor 1-2 yıl kadar. Daha sonra da ailesini oraya götürüyor. Ölmeden 6 ay önce zaten ağırdır, hastalığı ağırlaşmıştır. Mithat Cemal ve birkaç arkadaşının da yardımıyla İstanbul'a getiriliyor. İstanbul'da eskiden Cadde-i Kebir denen, bugün Taksim olarak bildiğimiz caddede Mısır apartmanında, Abbas Halim Paşa'nın apartmanında son demlerini geçirip vefat ediyor. Şimdi bazen şöyle şeyler oluyor. Bana mesela lisede bir hocam vardı. Bir başörtüsü tartışması var o dönemde. Sene 96 falan. Evet dedi. İstemiyorsan, sevmiyorsan burayı pınını, pırtını topla Mısır'a git dedi. Söz bu. Aynı cümleleri biz bilmiyoruz o zamanlar. Aynı cümleleri Mehmet Akif için kullanmışlar. Gitsin çölde oynasın demişler. Gitsin çölde kumda oynasın. İfade bu. Gitsin kumda oynasın. Kim diyor bunu? Vali Hırklı gibi adamlar diyor. Neyzen Tevfik, biliyorsunuz Neyzen Tevfik'i. Neyzen Tevfik hep kötü biliniyor. Hep küfürle biliniyor öyle bir adam. Mıdır? Aslında tam olarak öyle bir adam değil. Neyzen Tevfik Mehmet Akif'in yakın arkadaşları. Değişik geliyor değil mi? Mehmet Akif sert bir adam. Neyzen Tevfik sürekli yaşayan bir adam. Ama yakın arkadaşlar. Fakat tabii Neyzen Tevfik de az bir adam değil. Kendi yaşadığı dönemde gitmediği medrese, gitmediği tarikat kalmamıştır. Boş beleş bir adam değil. Yapı, altyapı dolu ama içiyor. O ayrı bir medrese. Tarikat deseniz var, medrese deseniz var. Hepsini gezmiş adam. Çoğunda icazet almış. Neyzen Tevfik'in kardeşi Şefik Kolaylı ya da Kalaylı, net hatırlamıyorum. Mehmet Akif'i görüyor. Üstad diyor, duyduk ki siz ülkeden ayrılacak mısınız? Nasıl ayrılırsınız? Şefik Kalaylı'ya, şeyin arkadaşı Neyzen Tevfik kardeşi, o da baytak bu arada. Şefik diyor, benim peşime ajan takmışlar. Peşime ajan takmışlar. Ve bana bir vatan haini muamelesi yapıyorlar. Ben bu muameleye nasıl dayanırım diyor. Bana vatan haini muamelesi yapıyorlar. Ben bu muameleye nasıl dayanırım? Ve bakınız, Mehmet Akif'e reva görülen son bu. Haliyle ne yapacak adam? Bırakmış, ülkeyi bırakmış. Yani Mısır'a sanki keyfi gitmiş gibi bir aldı. Hayır, Mısır'a keyfi gitmiyor Mehmet Akif.
Eşref Edip'ten para istediği en son mektuplarını okudum. Eşref Edip'ten ve Kuşçubaşı Eşref'ten para istediği bizzat yazılı mektuplarında var. Çok da rahat bir dönem yaşamıyor orada. Çok zor dönemler yaşıyor ama ne yapsın? Beklediği bir şeyi Türkiye Cumhuriyeti'nde görememiş. İyi ama bu adam kasrımın nesli derken, hani bizim yazı başlığımızda böyle bir şey vardı ya, konuşma başlığımızda. Asım'ın nesli derken neyi kastediyordu? Mehmet Akif'in Asım'ın nesli dediği nesil, Çanakkale Savaşları'nda, Kurtuluş Savaşı'nda bizzat görev almış, cephe cephe dolaşmış, ne yiyor, ne içiyor buna dikkat etmemiş, inandığı bir dava olan adamdır. Asım'ın nesli budur. Çok tuhaftır Asım'ın nesli ifadesinde ilginç şeyler var. Mesela Asım kitabında 4 tane temel kişilik var orada. Birincisi Köse İmam. İpek Kız Hayır Efendi'nin öğrencisidir o. Bir tanesi Hocazade, Mehmet Akif'in kendisidir. Birisi Emin, Hocazade'nin oğludur zaten. Birisi de Asım, Köse İmam'ın oğludur. Tuhaf değil mi? Asım dediği, Asım diye öne sürdüğü, kahramanlaştırdığı, idealize ettiği kişilik kendi oğlu değildir. Kendi oğlu değil. Zaten kendi oğlunun durumunu da biliyoruz. Asım'ın neslinden Akif'in nesline diyoruz ya. Ne olmuş ki Akif'in nesline? Akif'in nesli ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Akif'in vefatından sonra, ki Akif'e herhangi bir gelir bağlanmamıştır. Ekonomik olarak çok zor şartlarda yaşamıştır. Akif'in neslinde, Akif'in vefatından sonra devlet ne Akif'e ne çocuklarına herhangi bir şey vermemiştir. Akif'in oğlu Emin, Çetin Altan anılarında anlatıyor. İçkiye düşmüş. Daha sonra Beşiktaş'ta bir kamyon kazasında öldüğünü söylüyor Çetin Altan. Bir gün diyor, gazete idaresinde birisinin benimle görüşmek istediğini söylediler. Gelsin dedim, Akif'in oğluyum diyor. Hakikaten Akif'in oğluymuş. Gelmiş, efendim demiş, ben Mehmet Akif'in oğluyum. İşte biraz para ihtiyacım var. Çetin Altan çıkarmış cebinden cüzdanını. Ne kadar istiyorsun al demiş. Çetin Altan ya, düşünce dünyası olarak Mehmet Akif'in ne kadar uzak bir adam. Al efendim ne demek demişler. Mehmet Akif sembolik bir kişilik, bu vatan için canlı vermiş bir adam. İçinden sadece diyor, küçük bir miktar bir para aldı. Diyor. Zaten ondan 5-10 gün sonra da gazetelerde haberi çıkmış. Bir kamyon kazasında ölü olarak bulunmuş. Sahip mi çıkmışız Akif'in nesline? Hayır, sahip çıkmamışız. Kızı parasızlıktan dolayı, Akif'in kızı parasızlıktan dolayı kirada kaldığı evinden atılmış. Sahip mi çıkmışız? Hayır. Peki Akif İstiklal Marşı'nı yazmış olmasaydı bugün İstiklal Marşı mı konuşulurdu? Mehmet Akif mi konuşulurdu? Hayır. Demek ki biz kendi değerlerimize hakkıyla sahip çıkmıyoruz. Ve çoğu zaman Akif'in önemi işte orada kaynaklanıyor. Söylediğimiz şeylerle yaptığımız şeyler birbirinden çok uzak. Mehmet Akif'in ortaya koyduğu değerler üzerinden mi gidiyoruz? Hayır, böyle bir mevzumuz yok. Dedim ya, sadece Mehmet Akif'ten bir şeyi alabilseydik, söz verdiği zaman sözünde durabilmeyi alabilseydik bize yeterli. Ama onu da çok yapamamışız. Asım kitabıyla ilgili söylemek istediğim 3-5 şey var. Demiştim ya, 4 kişilik var diye. Mehmet Akif'in bütün şiirlerini okuduğunuz zaman ne görürsünüz? 3 tane temel öğe görürsünüz. Din. Ama dinle ilgili birkaç şiiri var, orada okuyacağım. Din ama bizim anladığımız, bugünkü anlamda bir dinden daha farklı, çok sahih bir din anlayışı. Bilim ve çalışma. Sahip olarak. En nefret ettiği şey tembellik. Asım'dan ne bekliyor? Asım diye bir kişilik var orada. Asım'dan beklediği şey şu. Asım hem bilek olarak güçlü bir adam, hem de beyin olarak güçlü olması için onu şiirlerin sonunda, Asım'ın sonunda Berlin'e göndermeye karar veriyor. Asım gidecek, Batı'ya gidecek, Batı'daki bilimi alacak ve bize aktaracak. O zaman Akif'in ifadesiyle asrın idrakine İslam'ı söyletmiş olacak. Aslında anladığımız bu. Ama medeniyet kökenli olan adam
kişilik grubu, gruba 200 kişilik müşrik grubu geliyor, saldırıyor. Yalnız Asim bin Sabit'in bir sözü var. Söz şu: Allah'ım diyor, ben bundan sonra, Müslüman olduktan sonra ne bir kafire, müşriye dokunurum, ne de o bana dokunur diye bir sözü var. Sözü bu. Kaynaklarda rastlarsınız. Hatta Bedir Savaşı'nda nasıl savaşalım dediği zaman önce oklarımızı atalım, daha sonra kargıları kullanırız, sonra kılıcı kullanırız diyor bir savaşma tekniği olarak. 10 kişilik gruba 200 kişi gelince oklarla 7 kişiyi öldürüyor aslında sahabe. Yalnız Uhud'da öldürdüğü 2 tane kardeş var. Onların anası yemin etmiş: onun kellesini bana getirin, onun kafatasından su içecek. Asim kafatasından su içecek. Onu öldürmeye çalışıyor. Ödül koymuşlar ya. Ama onun da sözü şuydu: Allah'ım beni, ben müşriklere, müşrikler bana dokunmasın, ben onlara dokunmayacağım diye bundan sonra bir sözü var. Savaşıyor, ölene kadar savaşıyor. O 10 kişiden 3 kişi esir düşüyor. Kendisi şehit oluyor orada. Tabii kellesini kesip götürecekler ya, niyetleri bu. Öldükten sonra şeyle de savaşıyor, ok atıyor, daha sonra kılıcıyla savaşıyor, kılıcının gönlü kırıyor filan. Öldükten sonra kellesini almak istiyorlar ama Hazreti Peygamber'e oradan bir duada bulunuyor, sesini duyması için. Asım bin Sabit'e dokunamıyorlar. Etrafını bir arı kitlesi kaplıyor. Arılar, arılara yaklaşamıyorlar. Müşrikler diyor ki o zaman, ne de olsa arılar ya akşam olur gider diyor. Akşam oluyor, bu sefer de bir yağmur başlıyor, sel oluyor. Asım bin Sabit'in vücuduna hiçbir müşrik dokunamıyor. Yani Akif bir cümle kullanıyorsa onun altında bir başka mesele var. O mesele Asım'ın meselesinin altında İslam tarihinde yatan bu olay var. Çünkü Allah'a söz vermiş, bundan sonra hiçbir müşrik bana dokunmasın, ben de onlara dokunmayacağım diye. Evet, çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek diyor ya Akif. İşte o Asım'dan, o Asım'dan bu Asım'a kadar devam eden süreci anlatır bize. Aynı meseledir. Bir meseleye daha değinmek istiyorum bu göndermelerle ilgili. Biliyorsunuz İstiklal Marşı'nda korkma ifadesi vardır. Korkma ifadesini biz tuhaf geliyor ilk önce. Neden bir şiir, bir marş korkmayla başlasın diye düşünüyorsunuz. Bakıyorsunuz bazı açılardan çok anlamlı, bazen de size eğer meselesini bilmiyorsanız tuhaf gelebiliyor. Korkmadaki mesele şu: biliyorsunuz Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebu Bekir Mekke'den Medine'ye hicret ederken mağaraya sığınıyorlar, düşmanlar peşinde. Hazreti Ebu Bekir mağaranın önüne geldikleri zaman müşrikler titriyor ve hakikaten korkuyor. İşte o zaman, işte o zaman Hazreti Peygamber'in, Hazreti Ebu Bekir'in söylediği ilk söz budur: korkmadır. Peki bizi niye bağlıyor bu? Bizi şöyle bağlıyor: 7 düvel üstümüze gelmiş, ülkeyi paramparça etmeye çalışıyorlar. Etmişler, bazı yerlerde Kurtuluş Savaşı vermişiz ve ondan sonra gelecek nesiller için evet korkmayın. Çünkü Peygamber'in söylediği sözün de devamı budur. Çünkü Allah bizimle beraber diyor. Dolayısıyla Mehmet Akif'i biraz da böyle okumak gerekiyor. Sadece işte Mehmet Akif şiir yazmış, sadece şiir değil. Şiirde de değinmek lazım tabii ki. Dedim ya, üç adamdan birisi olarak görüyorum. Neden görüyorum? Mehmet Akif yazdığı şiirlerin çoğunda 70-60 ve hayatını milletine adamış bir adam. Şiirini de milletine adamış. Ölmeden önce son 6 ayında kendisini ziyarete gelen adamlardan birisi söylüyor: üstad diyor, son yazdığınız şiirlerde, Gölgeler kitabındaki bazı şiirler, işte Bülbül gibi bazı şiirlerinde lirik bir eda vardır. Üstad diyor, lirik tarza mı dönüyorsunuz? Öncekiler neydi o zaman? Öncekiler epik tarzaydı aslında. Lirik bir tarza mı dönüyorsunuz?
ifadeye bakın. Kadermiş öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru. Belanı istedin, Allah da verdi. Doğrusu bu. Talep nasılsa tabii netice öyle çıkar. Meşiyetin sana zulmetme ihtimali mi var? Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun, onun hesabına birçok muradı uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya, zavallı dini çevirdin onunla mesela. Hakimin inandığı din, her şeyi tevekkül, her şeyi Allah'a tevekkül eder. Bir din değil, üstüne düşeni sonuna kadar yapan, ondan sonra tevekkül eder. Bir din anlayışı. Mesela şurada benzer şeyi söylüyor. Bekayı hak tanıyan sahibi bir vazife bilir. Çalış çalış ki beka sahip olursa hak edilir. Dedim ya, Akif'te üç unsur vardır. Din, bilim ve çalışma. Dahası yok yani. Tevekkülün hele manası hiç de öyle değil. Yazık ki beyni örümcekli bir yığın cahil nihayet oynayarak dini her rezil oyunu getirdiler. Ne yapıp yaptılar bu hali onu. Böyle diyor. Kader de tevekkül de onun anlayışında bambaşka bir yere sahiptir. Şiirlerinden bir parça daha okumak istiyorum. Madem Asım'ın nesli dedik, o zaman Asım'daki en önemli yeri okuyayım. Evet. Akif deyip şiir okumadan kapatamayız ya.
dökmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecr-i lalizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatıra. Sen ki son ehli salimin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi icdalini ettin hayran, sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyor temüsran, o demir çemberi göğsüne kırıp parçaladın, sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın, sen ki asara gömülsen taşacaksın, heyhat sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuçunu açmış duruyor peygamber. İşte Akif'in bahsettiği Asım'ın nesli bu. Bahsettiği nesil, bu nesil. Bu şiirin yazılma hikayesinde şöyle bir mevzu var. Mehmet Akif, biliyorsunuz 2. Abdülhamit döneminde kurulmuş Teşkilat-ı Mahsusa'nın satıda görev alıyor. İttihat ve Terakki Partisi'ne bağlı, İttihat ve Terakki'ye üye kendisi, tabii bütün şartlarını kabul etmemek kaydıyla Berlin'e görevlendiriliyor, bir de Hicaz'a görevlendiriliyor. Bu şiiri Hicaz'dayken yazıyor, savaşın içinde kendisi bulunmuyor. Yalnız savaşın kazanıldığına dair haber geldiği günden önce şöyle bir duada bulunuyor ağlayarak. Yanında kim var? Kuşçubaşı Eşref var. Kuşçubaşı Eşref de Arap Yarımadası'nda bulunuyorlar. Bulunma sebepleri şu. Biliyorsunuz Lawrence diye bir adam var. İngiliz ajan. Bütün Arapları örgütlüyor. Milliyetçilik tohumları ekiyor. Siz Arapsınız, onlar Türk diye bizden ayrılıyor ya. Yani. İşte Mehmet Akif de Kuşçubaşı Eşref de o etkileri kırmak için orada bulunuyor. Velhasılı kelam bu şiir yazıldığında yanında Kuşçubaşı Eşref var. Yazılmadan bir gün önce yanında Ömer diye bir asker kökenli birisi var. Nasıl kazanır mıyız? Çanakkale'yi falan konuşuyorlar. Ya diyor, şu şartlar olursa, şu şartlar olursa zor gibi falan deyince Akif umudunu yitiriyor. Aslında Akif başlı başına bir umut temsili bir adam. Zaten şiirlerinde geçer. Allah'tan yeis diye bir şiir var. Burada geçiyor. Allah'tan umut kesenin kafir olduğunu söyler. Allah'tan umut kesenin kafir olduğunu söyler. Akif Kurtuluş Savaşı'ndaki milletin umudunu da temsil eder. O zaman üzülür Ömer, asker olan Ömer kökenli kişi. Ondan sonra aslında üstad öyle değil de böyle olsa kazanabiliriz. Aslında Çanakkale'yi kazanma şansımız çok yok gibi. Ağlayarak şöyle dua eder. Allah'ım bana bu kahramanların şiirini yazmayı nasip et, öyle canım abi. Defaatle böyle yemin eder. Hakikaten de Allah ona nasip eder. Onun destanını yazar bu Çanakkale destanıdır. Çanakkale Savaşı kazanıldığı zaman, savaş kazanıldığı zaman Kuşçubaşı Eşref'in yanından ayrılır. Bir bu Kuşçubaşı Eşref'in bulunduğu yer Hicaz hattı yaptırmıştı ya Abdülhamit. Onun son durağındalar. Durak şeyden ayrılır. İstasyondan ayrılır. Çöle doğru gider. Sabaha kadar hıçkırık sesleri geliyor Mehmet Akif'ten. O savaşın kazanılmasından dolayı hüngür hüngür sabaha kadar ağlamıştır. Sadece hıçkırık sesleri geldiğini, kimden öğreniyoruz bunu? Kuşçubaşı Eşref'ten öğreniyoruz. Ondan bunlar da var. Evet, Mehmet Akif'le ilgili söyleyeceğim çok şey var, okuyacağım çok şiir var belki. Ama tabii ki sabrı da zorlamamak lazım. Yani böyle çok bir fıkra var da anlatmak istemiyorum. Şimdi isterseniz anlatayım. Adamın birisi benim gibi böyle bir konuşmaya gidiyor. Gidiyor bakıyor ki içeride bir kişi var. Adama soruyor. Ya diyor ben geldim ama konuşma yapacağım. Bir kişi var diyor. Bu konuşmayı yapsam mı yapmasam mı? Tabii tek kişi var orada oturuyor. Ya diyor ben anlamam diyor.
derslerinde ben anlatırım diyor. Anlatıyor ama iki saat önce anlatıyor adam. Konuşmayı bitiriyor. Gidiyor soruyor tabii tek adam var orada. Konuşma nasıldı falan diyor. Ya diyor biliyorsunuz ben zeysim demiştim. Ben diyor gitsem diyor. Ara baksam diğer atlar kaçmış bir tane at var. O 100 atın 99 atın yemini de bir ata vermem diyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Erkekle ilgili çok şey var ama